Herkese yeniden merhaba. Bu video 10. sınıf konu anlatımının son videosu olacak ve bu videoda size çevre sorunları ya da güncel çevre sorunları konusunu anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi bu konuyla ilgili aslında çok 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 yazı var. Ama ben bu videoda daha çok daha önemli yerlere değineceğim. Dediğim gibi aslında kitaplardan bunu sayfalarca okuyabilirsiniz. Tabii ki benim anlattığım kadar kısa değil. Ama en önemli yerleri ben sizin için anlatıyor olacağım. Şimdi öncelikle dünyada çevremizde bir denge vardır. Bazı maddelerin yapısının dengesi. Bu maddelerin yapısının dengesinin herhangi bir nedenle bozulması bizim için çevre kirliliği anlamına gelecek. Örneğin suyun yapısında fiziksel, kimyasal, biyolojik etmenler vardır. Bunların artıp azalması su kirliliği anlamına gelir. Aynı şekilde toprağın yapısında da fiziksel, kimyasal, biyolojik etmenler vardır. Bunlar bozulduğunda da toprak kirliliği olur. Yani bunun gibi çevresel faktörlerin bir dengesi var ve bozulduğunda bu çevre kirliliği anlamına geliyor. Çevre kirliliği iki şekilde oluşur. Ya insan faaliyetleri sonucu, zaten çok büyük bir kısmı böyle oluşuyor, ya da doğal nedenlerle oluşacak. İlk olarak insan faaliyetleri sonucu neler oluşabilir? Aşırı derecede fosil yakıt yakılması, örneğin hava kirliliğine yol açacaktır. Çünkü fosil yakıtlar yandığı zaman havaya bol miktarda karbondioksit salar, bu durum hava kirliliğine yol açabilir. Nedir fosil yakıt? Mesela kömür gibi. Sanayi ve evsel atıklar, bunların atıklarının türüne göre hava kirliliği, su kirliliği ya da toprak kirliliği, hepsi meydana gelebilir. Atım şekline göre değişecektir. Kimyasal ve biyolojik silahlar, bunlar özellikle toprak kirliliğine yol açabiliyor. Nükleer silah ve radyoaktif atıklar, bunlar da özellikle toprak kirliliği ve su kirliliğine yol açabiliyor. Orman yangınları ve ağaçların kesilmesi, bu da hem hava hem toprak kirliliğine neden olabiliyor. Tarım ilaçlarının aşırı kullanılması, bu da toprak kirliliğine neden olabiliyor. Tabi su kirliliğine de neden olabilir çünkü o ilaçlar suya da karışabilir. Doğal nedenler çok fazla yok. Depremler, sel ve volkanik patlamalardan çevre kirliliğine yol açabilir. O çevrenin bütünlüğünü bozduğu için orada o bölgeye bir zarar verebilir. Şimdi ilk olarak hava kirliliği ile başlıyoruz. Hava içerisinde bulunan bazı maddeler var ve bu maddelerin miktarlarının belirli değerlerde olması gerekiyor. Herhangi bir nedenle yapıda bulunan bu maddelerin değerlerinin değişmesi hava kirliliği anlamına gelecek. Tabii ki en küçük bir değişiklik hava kirliliği anlamına gelmeyecek. Buradaki değişikliği hava kirliliği diyebilmem için insan sağlığını riske atabilecek kadar ciddi bir değişikliğin olması gerekmekte. Şimdi hava kirliliği ile alakalı karşınıza çıkabilecek birkaç tane olay var. Bunlardan bir tanesi sera etkisi. Sera etkisi özellikle karbondioksit ve benzeri sera gazları adını verdiğimiz gazların havadaki miktarının artmasıdır. Bu gazların havadaki miktarın artması şu şekilde oluyor. Şurayı dünyanın yüzeyi olarak düşünelim. Şurada da güneş var. Güneşten ışınlar dünyaya gelir ve dünyamızı ısıtabilmesi için gelenin tekrardan yansıma yapması gerekir. Yani dünya gelen ışından değil, gelip yansıyan ışıktan ısınır. Ve bu ışık tekrardan geri dönecek. Ama burada çok fazla gaz olması ışığın büyük bir kısmının geri gitmesine, yani dünyadan uzaklaşmasına engel olur ve gelen ışığı hapsederek bu bölgenin daha fazla sıcak olmasına yol açar. Ve biz buna dünyanın sıcaklık ortalamasının artması anlamında küresel ısınma adını veriyoruz. Yani sera etkisinin bizim için en büyük sıkıntısı küresel ısınmaya neden olması. Çünkü o çoğalan gazlar ışınları tutuyor. Bu da daha sıcak bir dünya olmasına yol açıyor. Şimdi küresel ısınmaya bakalım. Sera etkisine bağlı olarak dünya sıcaklık ortalamasının yükselmesine küresel ısınma diyorum. Küresel ısınma olduğunda neler olacak? İklimler değişecek. Mesela bunu görebiliyoruz. Örneğin Ekim ayında hava soğumuş olmalıdır ama mevsimler kaydığı için Ekim'de de küçük çapta bir yaz yaşayabiliyoruz. Ya da Mayıs ayında havanın bayağı bir ısınmış olması gerekir. Ama baktığın zaman Mayıs'ta buz gibi olabiliyor. Yani ne olmuş? İklimler kayıyor. Mesela bunlardan özellikle etkilenen bitkiler.
Tabii ki hayvanlarda ama bitkiler daha bir ciddi etkileniyor. Çünkü hava böyle bir ısınır gibi oluyor. Hiç olmaması gereken bir mevsimde. O bitki de hava ısındığı için sıcak iklimin geldiğini düşünüyor ve çiçek açıyor. Sonra ardından bir soğuk bastırıyor ve bitkinin bütün meyveleri ne var ne yok hepsi gidiyor. Yani yanlış zamanda çiçek açmasına yol açabiliyor. Tabii bu durum canlı çeşitliliğini hem azaltır hem de canlı sayısını da azaltıyor. Bunun dışında buzullar erir. Çünkü ısınınca o kutup bölgelerine bulunan buzullar eriyecek. Buzullar eriyince su miktarı artacak. Ve su miktarı artınca karalar su altında kalarak dünya üzerindeki kara miktarını azaltacaktır. Burada bazen şöyle düşünebiliyorsunuz. Hani çok hava ısınıyor, o zaman buharlaşma artar, su miktarı azalır gibi bir düşünce oluyor. Asla böyle düşünmüyorsunuz çünkü buzullar eriyor. Tabii ki bu arada karalar küçüldü, su miktarı artınca da deniz ve okyanuslar büyüdü. Aynı zamanda hem canlı sayısı hem de canlı çeşitliliği azaldı. Çünkü değişen iklimlere uyum sağlayamayan canlıların nesli tükendi. Bir diğeri karbon ayak izi. Karbon ayak izi bir kişinin bir yıl boyunca havaya salmış olduğu karbondioksit miktarına verilen isimdir. Tabii ki kişilerin karbon ayak izi ne kadar fazlaysa bu hava kirliliğinin o kadar fazla olması anlamına gelecek. Çünkü karbondioksitin havada artış göstermesi zaten sera etkisi anlamına geliyordu. Şimdi bir diğeri asit yağmurları. Şimdi özellikle fabrika bacalarından çıkabiliyor ama bu genellikle şöyle genellersem kükürt içeren ya da azot içeren gaz formundaki maddeler havaya salındığı zaman bu maddeler su ile tepkimeye giriyorlar. Ve bunun sonucunda bu maddeler asit haline dönüşerek yağmur şeklinde dünyamıza yağıyorlar. Ve dolayısıyla biz buna asit yağmuru adını veriyoruz. Asit yağmuru oluştuğu zaman neler olacak? Öncelikle asit yağmurunun düştüğü bölgenin pH'i bozulacak. Çünkü düştüğü bölge ne olabilir? Suya düşebilir ya da toprağa düşebilir. Bu durumda o ortamın asitliği hemen artacak. Asitlik artması pH'in düşmesine yol açacak. O bölgede yaşayan bir sürü canlı var ve onların yaşamak istediği belirli bir pH aralığı var. Ve o ortama asit yağmuru geldiğinde pH bozuluyor. pH'in bozulması oradaki canlıların bundan olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Çünkü canlılar o ortamda artık yaşayamamaya başlıyorlar ve ölüyorlar. Tabii ki bu canlılarla beslenen bir canlı varsa dolaylı olarak o da bundan olumsuz olarak etkileniyor. Bunun dışında cansız varlıklara da zarar verebilir. Tarihi eserleri ya da diğer binalara asit olduğu için değdiğinde o bölgeleri aşındırabilir. Bir diğeri ozon kirliliği. Motorlu taşıtlardan çıkan gazlar vardır ve bu gazlar güneş ışığıyla tepkimeye girer. Bu tepkime sonucunda ya ozon oluşuyor ya da azot dioksit dediğimiz gazlar oluşuyor. İşte bunların havada birikmesine ozon kirliliği adını veriyoruz. Aynı zamanda şu ozon gazının canlı tarafından solunmaması gerekiyor. Solunması durumunda ise canlılara zarar veriyor. Metabolizmayı kötü anlamda etkiliyor. Ozon tabakasının incelmesi ise havanın belirli bir kat yüksekliğinde bir ozon tabakası var. Ozon tabakası şudur. Ozon dediğimiz şey O3 adını verdiğimiz bir yapı. Bu O3'lerden oluşmuş, dünyamızın O3'lerden oluşmuş bir tabaka ile tamamıyla bu bir gaz tabakası, tabaka ile kaplandığını düşünün. Ama bazen zararlı bazı hava içindeki maddeler buradaki ozon molekülleriyle tepkimeye giriyor ve ozon moleküllerinin oksijen moleküllerine dönüşmesine yol açıyor. Bu durumda ne oluyor? Şöyle düşünün. Buralar hep O3, O3, O3. Burada istediğim bir ozon bölgesi var. Sonra o tepkimeye girdiği bölge O2, O2, O2 olduğunda diğer yerler O3, O3, O3. Şurası artık ne? Ozon yok burada. Burası artık oksijen gazı oldu. Dolayısıyla artık burası bizim için bir deliktir. Ve dolayısıyla ozon tabakası önemli. Çünkü ozon tabakası güneşten gelen başta ultraviyole ışınlar olmak üzere bunun dışında diğer zararlı ışınları tutabilen bir tabaka. Ama ozon tabakası o bölgede delindiğinde
tutamıyor. Çünkü orada artık hiçbir şey yok. Dolayısıyla güneşten gelen ışınlar zararlısıyla zararsızıyla hepsi direkt dünyamıza giriş yapabiliyor. Şimdi geldik bir diğer çevre kirliliğine, su kirliliği. Şimdi suya baktığım zaman suyun bir fiziksel özellikleri vardır, bir kimyasal, bir de biyolojik özellikleri vardır. Herhangi bir nedenle suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına su kirliliği adını veriyorum. En önemli su kirliliği ötrofikasyondur. Özellikle evsel ve endüstriyel atıklarda bulunan maddeler, bu başta azot ve fosfor bunlar, su ekosistemlerine taşındığı zaman burada bulunan azot ve fosfor su içindeki fotosentetik canlıların, ki bunlar ne? Su bitkileri ve alglerdir. Bunların kontrolsüzce olması gerektiğinden daha da fazla çoğalmasına yol açar. Hatta biz buna alg patlaması adını veriyoruz. Mutlaka fark etmişsinizdir. Böyle bazen bir göle gidersiniz. Bu özellikle göllerde oluyor. Akarsularda ötrofikasyon pek olmaz. Çünkü hareket halinde sular oldukları için bu şekilde evsel atık atılsa bile sular hareket ettiğinden o bölgede bu tarz bir olay meydana gelmeyecektir. Yani bunun olabilmesi için akarsuyun akışının oldukça yavaşlaması gerekiyor. Yani bu özellikle durgun sularda meydana gelen bir durum. Bir göle baktığınız zaman böyle gölden kötü kötü kokular geliyorsa, gölün rengi resmen yeşile döndüyse, koyulaştıysa emin olun o göl ötrofikasyona uğramış demektir. Nasıl ki her canlı doğar, büyür, ölürse göllerimiz de böyledir. Yani dünyadaki bütün göller böyle. Doğarlar, hayatlarına devam eder ve ölürler. Yani bu doğal bir süreçtir. Dünya üzerindeki bütün göller ötrofikasyona uğrayarak ölmek durumundadır zaten. Eninde sonunda kuruyacaklar. Ama bu olay, uyduruyorum, 100 yılda oluyor ya diyelim ki. Tabii ki 100 yıl çok küçük bir rakam. Ben şu an uyduruyorum sadece. 100 yılda oluyor doğal yollarla. Ama insan müdahalesiyle bu olay bir yıla düşüyor. Yani tabii ki bir yılda olmaz ya da 100 yılda da olmaz. Sadece o aradaki farkı anlayabilin diye bu sayıları söyledim. Yani ötrofikasyon doğal bir süreçtir, olması gereken bir süreçtir. Ama özellikle biz o suyu kirlettiğimiz zaman, oraya birçok evsel atık attığımızda bu şekilde içeride bir organik madde artışı meydana gelecek ve alg patlaması olacak. Bitkiler çoğalacak. İşte bu durumda biz bu göl için ölüyor anlamına getirdiğimiz ötrofikasyon adını veriyoruz. Zaten ötrofikasyona uğramış göllerin kenarlarında böyle bir sürü bitki çıkar. Yani göl yavaş yavaş bataklığa doğru dönüşmeye başlar, giderek küçülür. Gölden çok kötü bir koku gelmeye başlar. Kokuşma diyoruz. Zaten bu kokuşmayı meydana getiren metanojenik arke dediğimiz canlılar, çünkü onlar bataklık tarzı pis yerlerde yaşarlar ve metan gazı üretirler. İşte bu metan gazı da kokuşmaya yol açar. Bunun dışında göl içerisindeki fotosentetik ve kemosentetik canlıların çok çoğalması nedeniyle organik besin miktarı artacaktır. Bunun dışında ölen canlılar ya da ölen yapılar hepsi dibe çökeceği için çökelme artacaktır ve yavaş yavaş gölün derinliği de azalacaktır. Yani göl sığlaşmaya başlayacaktır. Aynı zamanda göl içerisindeki oksijen de azalacak ve buna bağlı olarak içindeki canlılar ölecek ve çeşitleri de azalacaktır. Şimdi gelelim bir sonraki kirlilik, sonuncusu toprak kirliliği. Toprak kirliliği de toprağın yapısının bozulması sonucu ortaya çıkan bir çevre kirliliğidir. Toprak kirliliği kötüdür çünkü doğrudan bir canlı toprakta yaşamasa bile besin zinciri sayesinde toprakta yetişen bir canlıyla besleniyor. Dolayısıyla her canlı doğrudan ya da dolaylı olarak toprağa bağımlıdır. Bu yüzden toprak kirliliği diğer kirliliklerde de olduğu gibi her canlıyı etki edecektir. Toprak kirliliğinin nedenleri hızlı nüfus artması. Çünkü hızlı nüfus artması evsel atıkları arttıracağı için pek çok çevresel kirliliğe yol açacaktır. Atıkların toprağa karışması. Mesela çöplerin özel yerlerde farklı şekilde değerlendirilmesi gerekir. Yani bunların etrafa atılıp saçılmaması gerekir. İşte atıldığı zaman toprağın yapısını bozarak kirlenmesine yol açıyor. Tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanılması. Bu maddeler toprağın yapısına karışıyorlar ve dolayısıyla toprağın yapısını bozuyorlar. Başta bozdukları şey toprağın pH'ı. pH bozulunca diğer canlılar da bundan olumsuz etkileniyorlar. Asit yağmurları da aynı şekilde pH değişikliğine yol açtığı için zarar veriyor. Radyoaktif atıklar ise
kansere neden olan çok kötü elementlerdir aslında. Dolayısıyla radyoaktif atıklar nedeniyle canlılar topraktan resmen zehir almaya başlıyorlar. Bu yüzden bu da toprak kirliliğine yol açıyor. Şimdi konumuz bitti. Son olarak 4 soru çözelim. Birinci soru, aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının canlılara etkilerinden biri değildir? 1. Azot ve kükürtlü bileşiklerin havaya salınımı ile bu maddelerin suyla tepkimeye girmesi sonucunda asit olarak dünyaya yağmasına asit yağmuru denir. Neyi sormuş? Canlıları etkilerinden biri değildir. Canlı çeşidi azalır. Doğru. Çünkü pek çok canlının neslini tüketebilir. Toprak pH'ı düşer. Doğru. Çünkü asit olduğuna göre asitlik arttığında pH düşecek. Canlı sayısı azalır. Doğru. Çünkü canlıların ölümüne yol açar. D. Deniz seviyesi yükselir. Yanlıştır. Deniz seviyesi küresel ısınma nedeni ile yükselir. Asla tutup da asit yağdı, yağmur yağdı, yağmurdan dolayı su yükselir falan demeyin. O şekilde bir etkisi yok. Suyu eğer deniz seviyesini yükseltecek kadar asit yağmur yağmaz zaten. Ya da o kadar ciddi bir yağmur yağsa zaten tufan olur herhalde. O yüzden deniz seviyesini ciddi anlamda yükseltecek bir yağmur düşünmüyoruz. Su kirliliği oluşur. Evet, çünkü asit yağmurları suya da denk gelebilir ve bu durumda suyun da pH'ını bozar. 2. Yukarıda verilenlerden hangisi ötrofikasyon ile meydana gelir? Çökelme artar, doğru. Çünkü pek çok canlı ölecek ya da pek çok organik atık oluşacak. Bunlar dibe doğru çökecek. Bu da su ekosistemini sığlaştıracak. Oksijen azalır, doğru. Çünkü organik maddenin artış göstermesi içerideki kimyasal yapıyı da bozuyor. Fotoototrof canlı sayısı artar, bu da doğru. Çünkü mesela alg patlaması buna örnektir. Onlar fotoototrof canlılar. Bu durumda da cevabımız E'dir. 3. Sera etkisinin meydana gelmesinde verilenlerden hangileri etkilidir? Sera etkisi hava kirliliğiyle alakalı bir durumdur ve havadaki başta karbondioksit olmak üzere diğer gazların da birikmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sera etkisi hava kirliliğiyle alakalı olduğundan cevabımız C'dir. Su ya da toprak kirliliğinin doğrudan bir etkisi yok. Belki dolaylı olarak olabilir ama doğrudan etki göstermez. Son soru. Küresel ısınmanın meydana gelme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünya sıcaklık ortalamasının yükselmesi bu küresel ısınmanın meydana gelme sebebi değil, küresel ısınmanın sonucudur. B. Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulması. Hayır, bu da aynı şekilde küresel ısınmanın meydana gelme durumu değil. Bu su kirliliğinin tanımı. Havadaki karbondioksit gazı miktarının artması kesinlikle bu. Çünkü küresel ısınmayı meydana getiren sera etkisiydi. Diğerlerine de bakalım. Suyun pH'ının düşmesi bununla alakası yoktur. Karaların su altında kalması gene aynı şekilde bununla da alakası yok. Yani bu sonuç olabilir ancak. Çünkü ısınınca buzullar eriyecek. Bu şekilde karalar su altında kalacak. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylece 10. sınıf konuları bitmiş oldu. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.